Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Sistem Lisesi Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmeni Muhammed Turan Şehitoğlu. Bugünkü dersimizde size zarf konusunu anlatacağım. Diğer adıyla belirtiş konusunu anlatacağım. Arkadaşlar, önceki derslerimizde ad, sıfat, zamir konularına temas etmiştik. Bugünkü dersimizde de zarfa temas edeceğiz. Zarfın başta diğer adının belirtiş olduğunu ısrarla vurguladım, dile getirdim. Çünkü dil bilgisinde bir konunun diğer adını bilmek de bizim için önemli. Siz konuyu bilebilirsiniz ama diğer adını bilmiyorsanız sıkıntı oluşabilir. O sebeple diğer isimlerini öğrenmeye çalışınız. Zarf nedir? Bu konu hakkında bilgi vereyim. Zarf arkadaşlar genellikle eylemden önce gelerek eylemi belirten sözcüklerdir. Ama eylemin haricinde de sıfatlardan, fiilimsilerden, zarf niteliğindeki sözcüklerden önce gelebilir ve çeşitli yönlerden onları belirtebilir. Zarf genellikle fiilden önce gelir dedik. Bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Peki, zarflar görev bakımından, işlev bakımından kendi içerisinde kaça ayrılır? Ona bakalım. Birincisi durum zarfı, ikincisi zaman zarfı, üçüncüsü azlık çokluk zarfı, yer yön zarfı, dördüncüsü ve son olarak da işlev bakımından soru zarfını dile getireceğiz. Ondan sonra işlev bakımından zarfı ele almış olacağız arkadaşlar. Birinci başlığımız olan durum zarfını beraberce ele alalım. Arkadaşlar durum zarfı eylemin nasıl gerçekleştiği hakkında bize bilgi veren zarflardır. Eyleme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Eyleme nasıl sorusunu yöneterek durum zarfını bulabiliriz. Durum zarfı eylemin durumu hakkında bilgi verirken benzetme, beraberlik, pekiştirme, sebep gibi çeşitli anlamları ortaya koyabilir değerli arkadaşlar. Durum zarfını nasıl sorusuyla bulacağımızı söyledik. Örnekler üzerinde bunun denemesini yapalım. Birinci cümlemizde Kürşat yoluna çıkan engelleri aldırmadan ilerledi. İlerledi burada eylemdir. Kürşat isimdir, özel isimdir. Yoluna çıkan engelleri aldırmadan ilerledi. Bunun tamamını bir zarf olarak düşünürüz. Sizin kafanızda sadece aldırmadan kısmı karıştırabilir arkadaşlar. Yoluna çıkan engelleri aldırmadan burada madan ekinin bulunması aldırmadan. Buradaki madan zarf fiil ekidir. Buradaki zarf fiil eki kendisinden önceki sözcükleri de beraber bir halde tutabilir. Ve bu neticede arkadaşlar burası zarf olarak düşünülür. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Burada bak eylemdir. Eylemden sonra yeşil yeşil sözcüğü gelmiştir. Nasıl baksın? Yeşil yeşil baksın. Buradan şunu anlayabiliriz. Zarf eylemden sonra gelebilir. Değerli arkadaşlar, genellikle zarfın eylemden önce geldiğini dile getirdik ama böyle cümlelere de hazırlıklı olmalıyız. Eylemden sonra da gelebilir. Burada eylemin nasıl yapıldığı ya da nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verilmiş. O sebeple zarf yeşil yeşil kısmıdır. Kardeşinden haber alan Nurgül bayram çocukları gibi sevindi. Sevindi eylemdir. Burada bayram çocukları gibi benzetme halindedir. Bu benzetme halinde olması aynı zamanda zarf görevini de üstlendirmiştir. Eylemin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilmiştir burada bize. Dün akşam o marşı birlikte söylediler. Söylediler eylem, birlikte söylediler. Beraberlik anlamı katmış. Nasıl söylediler sorusuna cevap verilmiş. Peki hocam burada dün akşam kısmında zarf oluyor mu? Evet, dün akşam kısmında zarf oluyor ama onu bir sonraki başlıkta dile getireceğiz arkadaşlar. Askerler tören alanında dimdik duruyordu.
Burada duruyor değilim, dimdik pekiştirme görevinde, aynı zamanda zarf görevindedir arkadaşlar. Dimdik burada da zarftır. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadı. Uyuyamadı düklem, uyuyamadı burada eylem. Ne sebeple uyuyamadı? Sebep belirtilmiş. Daha önceki cümlemizde dile getirmiştik, açıklama cümlemizde. Sebep de belirtebiliriz, durum zarfı demiştik. Ne sebeple uyuyamadı? Heyecandan uyuyamadı. Nasıl uyuyamadı? Heyecandan uyuyamadı. Buradaki de durum zarfıdır değerli öğrencilerim. O kişi olayları bize doğru dürüst anlatmamış. Anlatmamış eylem. Nasıl anlatmamış sorusuna buradaki ikileme cevap vermiştir. Buradaki ikileme bize durum zarfı olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Bahsettiğim sokaktan sessizce geçmelisin. Geçmelisin eylem. Nasıl geçmelisin? Sessizce geçmelisin. Değerli gençler, cümleleri hepsini tek tek inceleyecek olursak, birinci cümlede yoluna çıkan engellere aldırmadan bize bir durum, bir nitelik hakkında bilgi vermiş. Burada bir şekil hakkında, yeşil yeşil zarfında şekil hakkında bilgi vermiş. Bayram çocukları gibi yine durum hakkında, niteliği hakkında bize bilgi veriyor. Birlikte, beraberlik anlamı dimdik şekilde bize bilgi veriyor. Doğru dürüst ikileme halinde, dimdik pekiştirme halinde, doğru dürüst ikileme halinde sessizce nitelik hakkında bilgi vermiştir değerli öğrencilerim. Bir sonraki başlığımız ise zaman zarfıdır. Zaman zarfı adından da anlaşılacağı üzere eylemleri, sıfatların zarf fiilleri anlam bakımından belirten unsurlardır. Genellikle yine burada da eylemler belirtilir. Zaman zarfını bulmak için ne zaman sorusunu yöneltiriz biz sözcüklere? Zaman zarfına dair arkadaşlar birçok sözcük mevcuttur. Bunları zaten cümleden yola çıkaraktan da bulabiliriz. Bu sözcükler andan, günün bölümünden, günden, günlerden, haftadan, haftalardan, aylardan, mevsimlerden, yıllardan bahsedebilir. Bu sözcükleri örnek olaraktan akşam, akşamüstü, sabah, sabahleyin, sabaha doğru, artık, bazen, bugün, demin, dün, erkenden, hala, ilkin, yıllardır sözcüklerini dile getirebiliriz. Sözcüklere dikkat ettiğimizde sabah sözcüğü çeşitli ekler getirilerek ya da ardından çeşitli edatlar kullanılaraktan yine zaman anlamını sağlayabilir. Sabah, sabahleyin eki getirildiğinde ya da sabah, sabaha doğru kelimesiyle beraber kullanıldığında yine zaman zarfı oluyor. Biz burada ne zaman sorusuna dikkat etmeliyiz? Örneklere bakalım. Artık planlı şekilde çalışacağım. Çalışacağım burada eylem. Ne zaman çalışacağım? Bu vakitten sonra anlamına gelen artık sözcüğüne bakalım. Artık bu vakitten sonra anlamına geliyor. Buradaki artık zaman zarfıdır. Planlı şekilde kısmı ne oluyor? Oradaki de durum zarfıdır. Nasıl çalışacağım sorusuna cevap vermiş. Faruk Yaşar Bey gençliğinde birçok kişiye liderlik yapmış. Liderlik yapması bir eylem. Faruk Yaşar özel isim. Gençliğinde ne zaman birçok kişiye liderlik yapmış? Gençliğinde, buradaki gençliğinde kısmı da diğer sözcüklerden farklı olaraktan bakın karşımıza çıktı. Bu tür sözcüklere de alışık olmamız lazım. Gençliğinde burada zaman zarfıdır. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için. Soruları hemen çözdü. Soruları ne zaman çözdü? Çözme işleminin çabukluğu hakkında bilgi verilmiş burada. Soruları hemen çözdü. Burada zaman zarfıdır arkadaşlar. Eve vardığında söylediğim makaleleri araştır. Araştır eylem. Söylediğim makaleler sıfat tamlaması durumunda ne zaman araştırılsın? Eve vardığında araştırılsın. Söylediğim makalelerin eve varıldığında araştırılmasını istediğime göre buradaki eve vardığındayı beraber almalıyız. Bu da
Arkadaşlar, zaman zarfıdır. Yola çıkmak bir deyimdir ve buradaki eylem halinde kullanılmış. O hala yola çıkmamış. O burada zamir. Ne zaman yola çıkmamış? Hala. Burada bir süre hakkında bilgi verilmiş. Bu süre zaman zarfıdır değerli öğrencilerim. Zaman zarfına dair en önemli kısımlardan birisine temas edecek olursak, orası da uyarı kısmıdır. Çünkü zaman zarfında dikkat etmemiz gereken şey, bu kavramlar bazen zarf değil, isim olarak karşımıza çıkabilir. Bu sözcükler ek alabilir, çekim eki alabilir. Çekim eki aldığında zaman anlamını kaybeder. Zaman anlamını kaybetmekten kastettiğim şudur arkadaşlar. Eylemin ne zaman yapıldığına dair anlamı kaybeder. Orada o şekilde kullanılmaz. Bir varlıktan söz ediliyormuş gibi kullanılır. O sebeple oradaki kavram zarf değil, isme dönüşür. İlk cümlede bunu örnekledim. Ahmet Haşim bu şiirinde akşamı anlatmış. Ne zaman anlatmış sorusuna cevap verilmiyor. Neyi anlatmış? Akşamı anlatmış. Buradaki değerli öğrencilerim isim durumunda. Çünkü burada sanki bir varlıktan bahsediliyormuş gibi dile getirilmiş. Eve akşam döndüler. Eve ne zaman döndüler? Eve akşam döndüler. Eylemin, buradaki döndüler eylem, eylemin ne zaman gerçekleştiği hakkında bilgi verildiği için buradaki zarftır değerli öğrencilerim. Geldik azlık çokluk zarfına. Diğer adıyla zaman, özür dilerim, diğer adıyla miktar zarfıdır. Azlık çokluk zarfı miktar zarfıdır. Adından da anlaşılacağı üzere ne kadar sorusuna cevap veren zarftır. Eylemleri, sıfatları, adlaşmış sıfatları, zarfları derece, miktar, üstünlük yönünden belirtir. Bazı sorularda üstünlük zarfı hangisidir diye de sorular çıkıyor. Miktar zarfında karşımıza çıkabilecek sözcükler az, azıcık, çok, aşırı, biraz, daha, en, epey, fazla, gayet, pek, oldukça ve benzeri sözcüklerdir arkadaşlar. Burada daha, en sözcükleri derece bildirir, üstünlük bildirir. Buna da dikkat edelim. Örnekler. Öğretmen en güzel yazıyı ödüllendirdi. Arkadaşlar azlık çokluk zarfı dedik ki eylemleri belirttiği gibi sıfatları, adlaşmış sıfatları, zarfları da belirtebilir. Bunlar örnekleri bu cümlelerde dile getireceğiz. Öğretmen en güzel yazıyı ödüllendirdi. Burada yazar isimdir. Güzel arkadaşlar sıfattır. Buradaki en zarftır. Demek ki zarfımız sıfatı belirtmiş, sıfatı miktar bakımından belirtmiş. İkinci örnek cümlemizde o coğrafya oldukça kuraktır demişiz. Burada kurak bir sıfat, adlaşmış sıfattır. Neden adlaşmış sıfat diyoruz? Çünkü kurak yerdir, kurak noktadır, kurak mekandır demiyoruz da kuraktır diyoruz. Bu adlaşmıştır. Oldukça burada zarftır ve adlaşmış sıfatın önünde yer alaraktan onu azlık çokluk bakımından belirtmiştir değerli öğrencilerim. Bu çalışmayı hazırlarken epey yoruldum. Burada yoruldum eylem. Epey yoruldum. Burada da eylemin önünde yer almış zarfımız ve onu miktar bakımından dile getirmiş, belirtmiş. Şiiri çok iyi okudu. Okudu eylem. İyi zarf. Çok iyi zarfın önünde yer alan başka bir zarftır. Azlık çokluk zarfına, miktar zarfına dair dediğim kısımlara dikkat edin arkadaşlar. İlla eylemin önünde olması gerekmez. Sıfatın, adlaşmış sıfatın zarfın önünde de bulunabilir. Onların önünde yer alınca kafanız karışmasın. Bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Ve geldik yer yön zarfları kısmına arkadaşlar.
Yer yön zarfları eylemlerin yeri veya yönü hakkında bilgi veren zarflardır. Nereye, nereye doğru sorularına cevap verir. Bu zarflarda 8 sözcüğümüz var. Bilmemiz gereken 8 sözcük var. Aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri, içeri, dışarı. Bu sözcükler ek almamış haliyle yer yön zarfıdır. Aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri, içeri, dışarı. Sözcüklerini bilirseniz yer yön zarfına dair birçok şeyi bilmiş oluyorsunuz. Diğeri ise arkadaşlar e-doğru, e-karşı şeklinde kullanımı bize yer yön belirtiyorsa bu da yer yön zarfı olarak karşımıza çıkar. Örnekleri bir ele alalım. Arkadaşına kızdığından içeri girdi. Nereye girdi? İçeri girdi. Nereye sorusuna cevap veren içeri sözcüğüdür. Yer yön zarfıdır. Müjdeyi vermek için yukarı çıktı. Nereye çıktı? Yukarı çıktı. Yer yön zarfıdır. Arkadaşlar eve doğru yürüyelim. Burada e doğru şeklinde kullanımı var. Nereye doğru? Eve doğru yürüyelim. Yine yer yön zarfıdır. Akşama doğru beni aradı. Evet, burada dikkat etmemiz gereken bir kısım var. Görüldüğü üzere akşama doğru beni aradı. Zaman belirten bir sözcüktür. Zaman belirten sözcüktür akşama doğru. Bu bakımdan akşama doğru beni aradı, ne zaman aradı sorusuna cevap verir. Buradaki değerli öğrencilerim zaman zarfıdır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri sözcüklerine dair başta bir açıklama yapmıştık ama burada bir de uyarı yapmamız gerekiyor. Bu sözcükler çekim eki aldığında at haline gelir, at olurlar. Arkadaşına kızdığından içeriye girdi. Yukarıdaki cümlenin sadece biraz değiştirilmiş hali. İçeriye yönelme eki almış. Müjdeyi vermek için yukarıya çıktı. Yönelme eki almış. Çekim eki almış. Bunların çekim eki almış hali değerli öğrencilerim isimdir. Aynı mantıkla bunu cümlenin ögeleri açısından da değerlendirecek olursak ileri geri, aşağı yukarı, öte beri, içeri dışarı sözcükleri ek almamış haliyle zarf tümlecidir. Ek almamış haliyle yani en altta olduğu gibi dolaylı tümleştir arkadaşlar. Cümlenin ögeleri açısından da bunu hatırlayacak olursak bunları söyleyebiliriz. Diğer yön zarfında dediğim sözcüklere dikkat ederseniz, dediğim kullanımlara dikkat ederseniz inşallah soru kaçırmazsınız. İşte bakımından son başlığımız ise soru zarfı. Soru zarfı biz arkadaşlar sözcük türlerine dair kavramları bulurken sorulardan yararlanıyoruz. Onunla kafanızı karıştırmayın. Burada belirteceğimiz sözcükler soru zarfı özelliğini almışlardır. Nasıl, ne zaman, ne, nedenli, neden, ne kadar, niçin, niye sözcükleri fiili soru yoluyla belirtiyorsa soru zarfıdır. Yani bu sözcükler cümle içerisinde yer almalı. Bunlar bizim karşımıza soru zarfı olarak bu şekliyle çıkabilir. Örneklere baktığımızda derse nasıl çalışıyorsun? Evet, cümle içerisinde nasıl sözcüğü yer almış, nasıl sözcüğü fiile dönük olmuş, derse nasıl çalışıyorsun? Verdiğimiz cevap mesela derse planlı şekilde çalışıyorum, derse ara vererek çalışıyorum. Verdiğimiz cevaplarda da yine zarfı bulduruyoruz bakarsanız. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Buradaki ne, neden ağlarsın anlamına geliyor. Neden? Neden anlamını sağladığı için buradaki ne kavramı arkadaşlar soru zarfıdır. Buna dikkat ediniz. Soru zarfına dair bir uyarı yaptım. Soru zarfında kullandığımız ne sözcüğü
soru zarfında kullandığımız nasıl sözcüğü başka bir cümlede karşımıza zamir olarak çıkabilir, başka bir cümlede karşımıza sıfat olarak çıkabilir. Dedik ki soru zarfında sözcüklerimiz eyleme, fiile dönük olmalı. İlk uyarıya dair ilk örneğimizde ne gün geleceksin? Gün isim midir arkadaşlar? Evet, isimdir. İsmin bir özelliği hakkında bizden bilgi istediyse buradaki sıfattır. İstanbul'dan bana ne getireceksin? İstanbul'dan bana kitap getirebilir. Ve buradaki ne sözcüğü bize neyi bulduruyor? Buradaki ne sözcüğü bize arkadaşlar varlığın kendisini bulduruyor. Varlığın kendisini bulduruyorsa burada ne zamir görevindedir. Nasıl bir ev hayal ediyorsun? Daha evvelki örneğe bakarsak derse nasıl çalışıyorsun? Eylemin nasıl yapıldığı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış. Ama burada ev, isim ve ismin önünde yer almış bir ön hattan bahsediyoruz. O zaman buradaki sıfattır, ön hattır, varlığın nasıllığı hakkında bize bilgi vermiştir değerli öğrencilerim. Zarfı işlevleri bakımından bu alt başlıklara halinde inceliyoruz. Bir de zarfı arkadaşlar kuruluş yöntemi yönüyle ele alacak olursak zarflar ikilemeler halinde pekiştirme sözcükleri kullanılaraktan oluşturulabilir. Mesela nefes alamayınca mosmor oldu. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Seni çok ama çok seviyorum. Burada mosmorda bir pekiştirme durumu söz konusu. Ağır ağır da kuruluş şeklinde ikileme söz konusu. Burada yine ama sözcüğünden yararlanılarak sözcükler pekiştirilmiş. Arkadaşlar zarflara dair pekiştirme kullanılmıştır, ikilemelerden yararlanılmıştır denildiğinde bu tür örnekleri düşünmemiz gerekiyor. Ve zarfları son olarak yapısı bakımından değerlendirelim. Arkadaşlar, yapı bakımından zarflar kendi içerisinde dörde ayrılır. Basit zarflar kök halindeki zarflardır. Yani yapım eki almamış olan zarflardır. Derse az çalıştı. Onunla dün görüştüm. Çocuklar çok oynadı. Cümlelerini düşünürsek buradaki cümlelerde az, dün, çok sözcükleri zarftır. Ama bunlar yapım eki almamış olması sebebiyle basit zarflardır. Türemiş zarflara baktığımızda yapım eki almış zarflardır buradaki zarflar arkadaşlar. Örnekler duyarlı, duymaktan duyarlı, ilerlemekten ileri, koşmaktan koşarak. Arkadaşlar türemiş zarflarda bir şey daha dikkat edelim. Ara gerek. Yani fiilimsi eklerinin yapım eki olduğunu daha önceden dile getirmiştik. Burada bir kez daha dile getirelim. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. O sebeple sözcük türemiş hale gelmektedir. Birleşik zarflarda ise birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan zarflardır. Örneklere baktığımızda bu ve gün sözcüğü bir araya gelmiş, birleşmiş. Bir ve az sözcüğü bir araya gelmiş. Şu öyle, şöyleye dönüşmüş. Birden bire. Burada ateş birden bire yandı. Burada birleşik zarf var, aynı zamanda durum zarfı var. Dersi şöyle dinlemelisin. Orada yine durum zarfı var ve yine yapısı bakımından birleşik zarf. Ne kadar yoruldun? Biraz yoruldum. Bize miktar belirtmiş ama yapısı bakımından biraz birleşik zarftır. Ne zaman orada olursun? Zaman zarfıdır işlev bakımından ama yapısı bakımından değerli öğrencilerim buradaki bugün birleşik zarftır. Öbekleşmiş zarflar ise birden fazla sözcüğün
ikileme, edat grubu, zarf fiil grubu halinde şuradaki bu'yu çıkartmamız gerekiyor. Grubu şeklini doğru kullanın. Bu da sizi şaşırtmasın. Bir yanlışa sebep olmayalım. Birden fazla sözcüğün ikileme, edat grubu, zarf fiil grubu haliyle zarf görevinin üstlenmesidir arkadaşlar. Er geç bir ikileme halindedir ve bekleşmiştir. Sabaha kadar burada yine bize ne anlamında? Zaman anlamında bilgi veriyor ve öbekleşmiştir. Varır varmaz. Arkadaşlar ermaz zarf fiil grubu şeklindedir. Ve bu da bize öbekleşmiş zarf olaraktan dönüyor değerli öğrencilerim. Zarflar hakkında söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.